bunun memnun diye bir fabrikacı arıtma tesisi koymuyor, bilmem ne oluyor. Çok fabrikadan geliyor. Şu da canlı balık kalmıyor, hayvan kalmıyor, ölüyor şeyde. Açlı kral tekstilden bilmem ne de. Suda bir balık oluyor, bilmem yılan oluyor, kurbağa oluyor, tusbağa oluyor, alien öldürüyor. Vallahi şimdi bizim çocukken yüzdüğümüz aksu, balık yakaladığımız aksu şu an zehir akıyor. Çevreci çevreci diyenler ya bunu görmüyor ya görmemesinden geliyor. Şu an bizim ineklerimizin, arılarımızın, koyunlarımızın, köpeklerimizin içtiği su zehir. Bir kimyasal anında etki yapmaz. Yıllar gerek. 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra bulaşıcı bir hastalık. Bu virüs gibi bir şeyler çıkacak ortalığa. Bitki, mesela burada ağaçlarımız var. Bitkileri bundan suluyoruz. Bahçelerimizi, mısırlarımızı, domateslerimizi aynı bu pis suyla suladığımız zaman bunun ceremesini, bunun sıkıntısını, bunun zararını 10 sene, 20 sene sonra çocuklarımız çekecek. Ben belediye başkanıyım, ben yöneticiyim diyenlerin bir oraya bir tedbir alması lazım. O problemi onların halletmesi lazım. Gücü yetmiyor ki fabrikalara. Kimlik sağlığı yeter ki zenginler zengin olsun, fakirler ölsün. Mesela bu. Fabrikalar da çoğaldıktan sonra bırak içinden su içmeye, içinden gezmeye, yüzmeye, hani insan elini parmağını dokundurmaya korkar oldu. Hem buranın kokusu var. Daha önceki yıllarda bizim burada hayvancılık daha fazlaydı. Şimdi daha az ama yine de insanlar hayvanlarla otlatırdı yani. Bu derenin kenarları hep meraydı. Fakat şimdi o kalmadı. Yıllarda zaten bu yani ne bileyim kanser türü hastalıkların artması da belki de bundandır. Yani biz daha önce duymazdık bu kadar olduğunu. Ya bilinmiyordu ama şimdi daha fazla. Arıtma desen kiminde var kiminde yok. Olan dahi çalıştırmadığını duyuyoruz biz. Hani çalışsa bu durumda olmaz. Bir an önce buranın el atılması. Hani olabildiğince daha önceki durumuna getirilmesi buranın.